Bu dersimizde stop motion oluşturabilmek için gereken malzemeler nelerdir? Bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle malzeme olarak çok fazla malzeme bulundurma ihtiyacınız olabilir. Bunun mevcut senaryonuza göre malzemelerinizin sayısı artabilir. Fakat temel anlamda ihtiyacınız olan malzemeleri inceleyerek devam edeceğiz. Öncelikle bir sahneye ihtiyacınız var. Bu sahnenin arka planında kullanacağımız bir karton kağıt kullanabiliriz. İstediğiniz renkte bir karton kağıtla tamamen filmi çekeceğiniz, stop motion filmini çekeceğiniz ortamı tamamen kartonla kaplamanız gerekecek ki ekranda gördüğünüz gibi bir platform yaratmanız gerekecek. Buraya sabit bir ışığa ihtiyacınız var. Yani ışık değişimlerinden etkilenmeyen koyabileceğiniz bir şekilde dışarıdan ışık almayacak, sadece odada veya çektiğiniz platformda sizin manuel olarak ışıklandırdığınız bir ortam yaratmanız gerekecek ki uzun çekim süreleri olması sebebiyle ışıklarda herhangi bir farklılık olmaması için, ki çektiğiniz fotoğrafların belli bir aşamada, çektiğiniz zamanlamanın belli bir aşamasında ışık değişimlerine yer vermemek için mutlaka sabit ışıklarla kendinizin sahnenizi aydınlatmanız gerekiyor ki diğer taraftan elinizde kullanacağınız malzemeler, yani oyuncu dediğimiz yapıları mutlaka kullanmanız gerekecek. Yani neyi çekecekseniz bunun malzemelerine ihtiyacınız var. Arka tarafta bir karton gibi farklı renklerde kullanabileceğiniz bir kartona ihtiyacınız var. Diğer taraftan stop motion tam anlamıyla sizin kısa filminiz olacağından dolayı mutlaka bir storyboard dediğimiz taslakları çizmeniz, hangi sahnede hangi oyuncular gelecek, neler olacak gibi storyboard üzerine sahneleri çekmeniz gerekecek ki bu iyi bir iş çıkartmak için kullanacağınız bir yapı diyebiliriz. Ne kadar ayrıntıya dikkat ederseniz, ne kadar film çekiyormuş mantığıyla davranmaya çalışırsanız o kadar iyi sonuç elde edebilirsiniz. Fakat test amaçlı, deneme amaçlı hızlı şekilde herhangi bir senaryo yapmadan o anda çekim yapabilirsiniz ki ilerleyen dersler içerisinde ben de 250 civarında bir fotoğrafla küçük bir animasyon oluşturdum. Bunu da zaten stop motion videosuna dönüştürerek devam edeceğiz. İkinci ise fotoğraflarınızı çekeceğiniz bir makineye ihtiyacınız var. Bir fotoğraf makinesine ihtiyacınız var. Bu fotoğraf makinesi profesyonel fotoğraf makinesi olabilir veya olmayabilir. Fakat düzgün bir şekilde fotoğraf çekebileceğiniz bir fotoğraf makinesi olması yeterli ve ihtiyacınız olan düzeyde hafıza kartına da mutlaka ihtiyacınız var ki İlerleyen zaman içerisinde bir bilgisayara da ihtiyacınız olduğunu söyleyeceğim. Sürekli olarak fotoğraf hafızanız dolduğu andan itibaren bunları sıralı bir şekilde yedekleyerek hafıza kartını boşaltarak çekime devam etmeniz gerekecek ki storyboard kullandığınızda üzerine çizdiğiniz sahneler az olabilir, fakat çektiğiniz fotoğraflar, her ayrıntıyı çekmek zorunda olduğunuz için ve her ayrıntıyı çektiğinizde iyi sonuçlar elde edeceğiniz için yüzlerce, binlerce fotoğraf çekerek ancak stop motion'a düzgün, iyi, kaliteli iş oluşturabilirsiniz. Diğer bir malzememiz olan tripod. Bir üç ayağa ihtiyacınız var, yani tripoda ihtiyacınız var. Fotoğraf makinenizi yerleştirebileceğiniz bir tripod. Bu tripod küçük masaüstü tripodları olabilir veya büyük bir tripod olabilir. Bu tamamen sizin tercihiniz olacaktır. Fakat elinizde makineyi tutmanız mümkün değil. Çünkü açıyı değiştirmemeniz gerekecek ki açıyı değiştirirseniz de bunu bilerek, bilinçli bir şekilde yapmanız gerekecek. Bunun dışında elde fotoğraf çekmeniz mümkün değil. Yüzlerce fotoğrafı elde çekemezsiniz. Bu sebeple fotoğraf makinesini sabitlemek için bir tripoda ihtiyacınız var. Diğer bir ihtiyacınız olan malzeme bir bilgisayar ihtiyacınız var ki çektiğiniz fotoğrafları birleştirmek için kullanacağınız bir bilgisayara ihtiyacınız var. Bu bilgisayarın güçlü olması gerekmiyor. Standart bir bilgisayar yeterli olacaktır. Diğer bir ihtiyaç olan ise bu bilgisayarda kullanacağınız, yani stop motion için çektiğiniz fotoğrafları video haline dönüştürebileceğiniz ücretli veya ücretsiz bir programa ihtiyacınız var. Ve bunu da ekranda gördüğünüz gibi biz Picasa üzerinde yapacağız. En önemli malzemeniz tamamen sabrınız olacak ve planlamanız olacak. Yani bu işte eğer sabırlı değilseniz hiç kalkışmayın diyebilirim. Küçük denemeler için çok fazla sabra ihtiyacınız yok ama iyi bir iş çıkartmak istiyorsanız mutlaka kesinlikle ekranda gördüğünüz malzemelerden daha fazla sabra ihtiyacınız olacaktır. Çünkü çok fazla fotoğraf, çok fazla senaryo, çok fazla iş. Bir standart olarak bir film çekiyormuş mantığıyla davranmanız gerekecek. Bu sebeple stop motion merakınız varsa mutlaka sabrınızın da ileri düzeyde, iyi düzeyde olması gerekiyor diyebilirim.